Selamlar herkese. Bugün sizlerle Google Maps'te bul konseptinde oynayacağız. Gördüğünüz gibi Google Maps önümde açık. Elimde bir kelime listesi var. Buradaki nesneleri Google Maps'te arama yapmadan tek tek dolaşarak, fikir yürüterek bulmaya çalışacağım. İyi seyirler. İlk gözüme çarpan iki tanesiyle başlayacağım. Şimdi dönme dolapla başlayalım diyorum. Burada London ayı bulacağım. Aslında aklıma yattı o bayağı fikir olarak. Zaten burada gözükecektir diye tahmin ediyorum. Big Ben, evet burada London Eye da var. Evet ilk bulacağım konum London Eye'dı. Şöyle London Eye'a doğru attık. Dönme dolabımı bulduk. İlkiyle başladık. Gözüme peçişe çarptı. Şimdi Türkiye'yi çok fazla kullanmak istemiyorum. Ona bir sınır da koyabiliriz. O konudaki fikirlerinizi bekliyorum sonraki videolar için. Aklıma hani buralarda çok fazla çöp olur diye. Acaba dedim nehirin civarını alsak şöyle buralarda bulabilir miyiz? Böyle bir pet şişe falan yerde. Arka sokaklarında şuralarda bir çöp bulamaz mıyız? Yerlerde çöp daha sık olur diye tahmin ediyorum. Hiç beklediğim gibi değil şu ana kadar. Yerde bir şey var mı? Poşeto sanırım. Bakın buralar daha çok hoşuma gitti. Şuralara doğru atacağım. Yerlerde çöp yok, şaka mı? Burada bir tane pet şişe yok mudur? Yok. Düşündüğüm kadar kirli değilmiş. O yüzden Faridabad'a gideceğim. Bir tane pet şişe hadi. Damacana vardı da pet şişeyi göremedim. Bence doğru bir yerdeyim ya. Aha burada kesin olması lazım pet şişenin. Bu çöp yığınında nasıl pet şişe olmaz ya? Belki de var ben göremiyorum. Muhtemelen pet şişeleri topluyorlar o yüzden çok fazla gözükmüyor. Ahmetabad'a gidelim. Aha buldum. Evet Ahmetabad'da. Burada Gujarat. Bakın burada buldum bir tane pet şişe. Pet şişeyi de hallettik. Sıra forma giymiş insan bulmaya geldi. Aklıma aslında Senegal geliyor. Genelde nedense bu ülkede çok fazla insanda forma görüyorum ben. Böyle şehrin kalabalık yerlerine gitsek, ortalarına bir yerlerine forma giymiş insan bulur muyuz acaba? Formadan kastım tabii futbol, spor forması. Gören, giyen bir insan bulmak. Böyle çevreye bakacağım. Burada bence bulacağı... Burada şu ilerideki çocukta var mı? Bisiklet süren çocukta. Çocuk kayboldu. İleride kul forması giyiyorlar ama futbol forması göremedim daha. Net bir şekilde böyle bir Barcelona forması falan giyen çocuk köylerinde de olur aslında. Ah. Birinde var mı adamın üzerinde? Yok, futbol forması değilmiş. Bir an heyecanlandırdı beni. Futbol forması hala göremedim. Spor tişört. Köylerine gideyim. Biraz daha şöyle şehrin dışında bir yerlere gidelim madem. Ufak. Evet, mesela bu çocuklarda var mı? Burada ara sokaklarda top oynayan çocuklarda. Bunlar okul forması. Gün üzerindeki futbol forması mı? FO diyor bu. Bildiğim bir takım değil benim. Burada bir logo var ama bilmiyorum. Aa buldum. Tamam. Gören var mı bilmiyorum. Çocuğun üzerinde Messi forması var. 30 numaralı Paris Saint Germain forması herhalde. Güzel. Bunu da hallettik. Senegal'de bulabileceğimi biliyordum ama. Çay bardağını arayalım artık. Türkiye'ye geldim. İstanbul'u mu arasak? Yani daha çok kahve hangi yerlerde olur diye düşünüyorum. İstanbul'a bakacağım. Böyle çay bardağı. Şöyle bir buralara bir yerlere atalım. Yani bir dakika çok fazla saçma oldu. Böyle çarşı civarları bilmiyorum çok takip olduğum yerlerde değil buralar ama. Buralarda çay bardağı bence buluruz. Bir sürü yer var. İşletme var. Bir tanesinde dışarıda çay içen birini buluruz. Bunlardan biri çay içmiyor mu? Karton bardakta mı içiyor? Aha çay bardağı buldum. Bu kadar hızlı bulacağım beklemiyordum. 30 saniye sürdü. Çay bardağı bulmam. Evet kolaydı. Şimdi lüks araç arıyoruz. Aklımda iki yer var. Birincisi Monaco. İkincisi de Dubai. Biz direkt Dubai'de dolaşalım. Dubai'de daha çok bence vardır. En merkezi yerlerinde. Var mıdır? Güzel lüks araçlar. Lüks araç arıyoruz bu arada onu söylemeyi unuttum. Tabii lüksün burada şeyi nedir? Ölçütü nedir onu da tam bilmiyorum. Mesela bana dersiniz ki ya bu olsan bu araç çok lüks. Yani çok araçlardan anlayan bir insan değilim yani belli ki güzel bir araba ama ben böyle daha çok hani Lamborghini işte o tarz böyle daha ultra lüks araç arıyorum. Burada daha çok normal araçlar yani lüks araçlar var. Anladınız yani ne demek istediğimi daha spor lüks araçlar. Mesela çok güzel arabalar var ama o seviye yok. Hani hiç arabadan anlamayan bir insanı da görünce yani bu araba falan diyeceği bir araba arıyorum. Ölçütüm bu biraz saçma. Çok göreceli bir ölçüt olmuş olabilir. O kadar da olsun. Ya bu arada niye hiç yok öyle bir araç? Çok şaşırdım yani. Dubai'de daha çok görmeyi beklerdim. Farklı yerlerine gidelim Dubai'nin bakalım şuralarına. Yani buralar daha da kötü ya. Dubai Festival, City Mall. Buralar iş yeri gibi duruyor. Oteller falan var şurada mesela. Buralar daha lüks olmasını beklerim buraların. Bu araba güzel bir şeye benziyor ama o dediğim tarz değil. Ve gördüğünüz gibi buldum. Burada aradığım tarz araba. Bunun marka modeli falan yazarsınız yorumlara. Güzel bir araba burada bulmayı başardım. Madem arabalardan gidiyoruz. Kırmızı arabayı da aradan çıkartalım. Bakın burada Ankara'da bu sefer arayacağım. Şöyle bir fikrim var. Buralardaki küçük çocuk parklarında Michael Jackson Park mesela. Mesela Michael Jackson Park'ında böyle salıncak var mıdır acaba diye düşündüm. Kırmızı araba bulduk bu arada. Kırmızı arabaya bir tık atalım. Bir de aynı zamanda salıncağı da aramak istiyorum Ankara'da. Hazır buralara gelmişken mesela ortaokulda falan salıncak var mıdır? Göremiyorum. Çocuk parkı arıyorum. Takdir edersiniz ki burada dramatik bir görüntü de görmüş olduk bu arada çocuklar. Ufak parklara bakacağım burada. Park yazıyorum mesela. Yani en düz yeri salıncağı da bulmuş olduk. Kırmızı arabayla salıncağı da Ankara'da buluyoruz. Sarı yanan trafik lambasını da İzmir'de arayalım. Ana yollarda kesinlikle trafik lambaları vardır diye düşünüyorum. Bu trafik lambalarında dört yollarda
sarı yanan bir trafik lambası da görürüz diye tahmin ediyorum. Ne yazıyor? Yanıyor. Yeşil yanıyor burası. Burada ne yanıyor? Kırmızı var. Düşündüğümden zor mu olacak acaba bu sarı bulma işi? Kırmızı. Çünkü sarı süre olarak aslında çok kısa yanıyor. Düşündüğümden zor olabilir. Bu arada bu tavsiyeleri bana GeoGuessr Türkiye Discord'unda verdiler. Oraya sormuştum. Onlara da çok teşekkür ediyorum veren arkadaşlara. Evet, çok kişi verdi tavsiye. O yüzden tek tek isimlerini söylemek zor olacak. Genelde yeşil yanıyor gördüğünüz gibi. Buradan çıkalım. Sarı yok. Sarı yok. Trafik lambası yok. Kayboldu trafik lambası. Tamam, kemer altına doğru biraz daha şuralara gidelim. Şu yol nasıl? Çok fazla trafik lambası var. Bir tanesi sarı olabilir ya, inanıyorum. Aha, sarı buldum. Hehe. Gol derim buna. İzmir'de bu manzarada sarı bir tane trafik lambası yanıyor. Süper. Hem burada da sarı yanıyormuş. Çok güzel, bu ikisini bulduk. Bir sonrakine geçelim. Biraz daha zor olduğunu düşündüğüm toplara girmemizin vakti geldi bence. Aklımda aslında turuncu bisiklet var. Turuncu bisiklet, yani Amsterdam'a zoomladım farkındaysanız. Yani buralarda olabilir diye düşünüyorum. Turuncu bisiklet varsa buralardadır. Buralarda yolları tıklayacağım. Ana yollarda bisiklet süren insan çok oluyor mu? Turuncu mudur bu bisiklet? Mesela değil. Yani turuncu bisiklet çok zor. Turuncu bisikletle ilgili eğer Amsterdam'da bulamazsam ikinci bir senaryo var kafamda. Türkiye'deki bazı bisiklet markalarının turuncu bisikletleri oluyor. Çok iyi bir yerdeyim ama turuncu yok yani. Turuncu çok zor. Turuncu bisiklet. Aha, turuncu bisiklet sayılmaz. Adam turuncu. Galiba turuncu bisiklet diye bir şey yok ya. Turuncu bisiklet diye bir şey yok mu? Turuncu bisiklet diye bir şey yok. Aynen. Turuncu bisiklet diye bir şey yok. Turuncu bisikleti de buldum. Yani bundan daha turuncu bisiklet. Yani şu arkada da varmış bir tane turuncu bisiklet. Bakın full turuncu hatta. Turuncu bisiklet de Hollanda'da buluyorum. Doğru yere bakmayı bilmek lazım böyle yerlerde. Ve bir sonrakine geçelim. Evet, gözüken plakadan devam edelim istiyorum. Aslında gözüken plaka ile ilgili aklımda bir fikir var. Kolombiya'da biliyorsunuz taksi plakaları gözüküyor. Yani taksilerin plakası bir şekilde açık. Böyle bunu yazan kişi muhtemelen onu düşünmedi ama ben bunu tekte bulabiliyorum. Gördüğünüz gibi aklıma böyle bir fikir gelmişti. Şurada da mesela gözüken bir plaka var. Bunlar sayılır mı? Şimdi mesela o tartışmalı bir konu biraz. Bu plakanın üstündeki şey gözüküyor mesela. Ben plakasını okuyabiliyorum bu arabanın. Sayılır mı? Size soruyorum. Bence akıllıca ve ilk aklıma geldiğinde acaba hile olur mu diye düşündüm. Yine de size bir sormak istiyorum. Mantıklı mı? Çünkü açık plaka nadir bulunuyor ama arabaların taksi plakaları ya da böyle resmi araçların falan plakaları şu yan taraflarında gözüküyor Kolombiya'da. Mesela öndeki plakadan bir tane de yanda var. Size bırakıyorum takdiri. Bakalım bu sayılır mı, sayılmaz mı? Yorumlara yazın. Eğer sayılmaz derseniz bu serinin bir dahaki videosunda onu da bulmaya çalışayım. Yeşil koltuklu stadyum işini de Bursa'ya bıraktım. Timsah Arena'ya gideceğim. Burada bir yerde. Burası direkt bulduğum 100. yıl Atatürk Stadyumu. Ortasında bir görüntü vardı diye tahmin ediyorum. Ve evet. Yani beyaz ve yeşil. Tam olarak tatmin olmadıysanız bir tane daha bulayım bakayım. Konya'nın stadyumunu şimdi arıyorum. Konya'nın stadyumu, stadyum değil burası. Millet Bahçesi bu arada. Stada benzettim bir anda. Hani Konya'nın stadyumunu da buldum. Ortasında umarım görüntü vardır. Evet, var. Yani bence fazlasıyla yeşil bir koltuklu stadyum diyebilirim. Bu iki stadyumu da görmüş oldunuz. Sıra geldi takım elbiseye. Burada aynı zamanda pembe saçlı adamı da arayacağım. Pembe saçlı adam için birkaç fikrim daha var. Aslında buraya kadar videoyu izleyip beğendiyseniz bu arada beğenmeyi de unutmayın. Çok faydalı oluyor kanal için. Son zamanlarda daha çok video atmaya çalışıyorum. Daha da uzun videolar yapmaya çalışıyorum. Böyle yeni içeriklerle de gelmeye çalışıyorum. Beğenip abone olursanız sevinirim. Şimdi aklım buraya hani Manhattan'a falan geldi. Buralara gideceğim. Buralarda takım elbiseli birisi vardır illa diye düşünüyorum. Çünkü resmi yerler buralar. Takım elbiseli adam şu ana kadar göremedik bu arada. Takım elbiseli birileri. Genelde turistik insanlar var. Buralarda çalışan birilerini arıyorum. Boğa heykeli var bu arada. Bu da mı tesadüf? Yani herkesin kıyafeti çok casual ya. Ya Broadway'e 73'e kadar geldim. Burada Wall Street yani artık. Borsa. Takım elbiseli insan olması gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar 2024 haberleri benden duyun. Manhattan'da takım elbise işi bitmiş. Yani muhtemelen kış olduğu için insanlar mont giydiği için takım elbiseleri gözükmüyor diye iyi niyetli davranmaya çalışıyorum ama Wall Street'te bir tane bile takım elbise giyen insan göremedim. Ben de dedim ki Ankara'ya gideyim. Ankara'da Wall Street. Kızılay'a gideyim. Kızılay'da belki vardır. Bir de buralara bakacağım. Ve evet, şaşırtmadı. Kızılay alışveriş merkezinin hemen yanında bir tane takım elbiseli bir abi buldum. Gayet karizmatik bir şekilde yürüyor. Tamam, takım elbise var da kravatı yok diyen olur belki diye. Bir tane de takım elbiseli abi buldum şöyle. Kravatı da var, kırmızı gözüküyor. Buna da bir tik atabiliriz. Elimizdekilerden bir diğeri olan keçiye bakmak istiyorum. Keçi deyince aklıma Yunan adaları geldi. Şimdi ama ben o kadar küçük baş hayvan uzmanı değilim. O yüzden birazcık kontrollü gideceğim. Sonra gideceğim. Biraz yavaş olabilir. Yunan adalarında keçi arayacağım. Buralarda bulmayı mantıklı buluyorum çünkü çiftlikler falan var. Hem de Yunanistan keçi üretimi açısından da çok yoğun bir yer.
Ama böyle yollar olmaması lazım. Daha düz bir ada bulursak, daha otlak bir yer. Bayağı iyi manzara bu arada. Oldukça da bulması zor. Bir süredir arıyorum. Acaba farklı bir yere odaklansam mı diye düşündüm. Az önce bir koyun sürüsü buldum. Ama koyun da onlar yani. Vallahi bu yaz buralara tatile gitmiş kadar oldum yani, öyle söyleyeyim size. Bakın bence bu ada çok böyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun bir ada gibi hissettirdi bana, ya da hayvan yetiştiriciliğine. O yüzden bu odaya biraz odaklanacağım. Limnos'u geziyorum. Çok uzakta bir şey var ama koyun bile olabilir yani. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın ben burada bir şeyler buldum. Yani koyun şu muhtemelen, yani şunu anlayabiliyorum, bu koyun. Ama bu keçi olabilir mi emin değilim. Bunun için de bunu SS aldım. Google Lens'e atacağım, çok merak ediyorum. Ne diyecek, koyun dedi. Kesan koyunu diyor. Ya bilmiyorum ya, bunlara koyun diyor ya. Keçi demiyor. Yani bir fikir olarak, alternatif bir fikir olarak bir fikrim daha var. Türkiye'de köylere gideceğim. Daha çok Akdeniz bölgesinde var diyebiliyorum keçi. Yani mesela Bucak sütçüler, hatta keçi sütü mesela. Ya köylerde de Türkiye'de yollara girmiyor ki ya. Ara sokağa girmiyor, anladın mı? Öyle bir sıkıntımız var. Mesela Boğazköy'ün içinden geçiyor. Tamam. Ama Boğazköy'de bir çiftlik görmeyeceğiz ki biz. Yani bu tarz sıkıntılar oluyor. Anlatabiliyorum umarım. Bulurken yaşadığım o sıkıntıyı. Alaçeşme'ye girmemiş mesela. Motorla geçmiş ana yoldan ama ne keçi var ne bir şey. Bir tane daha buldum sizinle beraber. Şimdi bunu Google Lens'e atacağız. Miyotik keçi diyor. Miyotonik keçi diyor. Let's go. Keçiyi de buldum. Bayağıdır arıyordum. Keçi bulduğuna sevinen başka kim vardır yani? Bilmiyorum ya, inanılmaz, keçi bulduğuma bu kadar sevineceğimi hiç tahmin etmezdim. Bu keçi ne kadar süredir aradığımın hatta hesabı yok. Belki 15-20 dakikadır arıyorum. Belki yarım saat, bir saat, yani bilmiyorum hesabını. Keçi, yani bulduklarım hep koyun çıkıyordu. Birkaç tanesini kayıt altına da aldım. Bir sonrakine geçelim. Bir tane çok zor var. Yani ya çok zor olacak ya çok kolay olacak. Gökyüzünde uçak. Şimdi İstanbul Havalimanı'na gideceğim. Buradan bakacağım ama burada gökyüzünde uçak göremezsek sıkıntı büyük. İstanbul Havalimanı'nda Google arabası gezmiş. Buralarda gökyüzünde uçak görmek istiyorum. Hava kapalıyken gezmiş. Sıkıntı derim buna. Şuralarda daha hava açık olsun ne olur. Gökyüzünde uçak yok. Aha buldum. Gökyüzünde uçak. Havalimanının ilerisinde. Çok güzel. Birden fazla bulabilir miyiz? Tamam, şova gerek yok. Şova gerek yok. Bir tane bulduk. Gökyüzünde uçak. Çok da zor değilmiş. Bunu daha zor diye düşünüyordum. Keçi gibi beni yarım saat uğraştırmadı. Daha rahat buldum. Geriye kaldı iki tane konu. Bir tanesi oturan yaşlı. Bir tanesi de farklı renkli saçı olan biri. Aslında farklı renkli saçı olan birini sona bırakıyorum. En zoru o bence. Oturan yaşlı bir tık daha kolay diye düşünüyorum. Lesotho'da arayacağım. Buralarda sanki sokaklarda oturan insan bulabiliriz gibi hissediyorum. Burada oturan birileri var aslında ama yaşlı mı bunlar? Biraz bakalım. Yaşlıya benziyorlar. Yaşlılar mı? Şu çok yaşlı durmuyor şuradaki. Kadın çok yaşlı gözükmüyor. Bu taraftan bakınca sanki şu adam biraz yaşlı gibi ama ne diyorsunuz bilmiyorum. Çok bariz değil. O yüzden bunu almıyorum. Evet, burada oturan yaşlı bir ekip buldum. Bence şu ortadaki adam bayağı yaşlı duruyor. Yine de kesin değil yani. Bu arada takım elbiseli adamı da görebiliyorsunuz burada. Keşke buralara baksaymış. Tam olarak aradığım şeyi buldum. Oturan yaşlı, bakın bastonu da var. Bu kesinlikle yaşlı. Oturan yaşlıyı bulduk. Şimdi belki de en zor olana geldik. Yani bence öyle. Farklı renkte saçı olan birisi. Bunun için aslında aklımda iki yer var. Birincisi Londra'ydı. İkincisi de Miami. Üçüncüsü de üç yer varmış. Üçüncüsü de Los Angeles. Buralara bakacağım. Önce Los Angeles'a bakmak istiyorum. Mesela Long Beach, aynen buralar çok ünlü yerler var ya. Buralarda gezeceğim. Burada insanlarda farklı renk saç olabilir diye düşünüyorum. Size tüm aradığımı izletmiyorum. Genelde bulduğum anları izletiyorum. Tüm aradıklarımı izletsem pek eğlenceli olmaz, onu söyleyeyim. Güzel de arabalar var burada. Bakalım bulabilecek miyim? Martı taglar burada da var. Kadının kafasının rengi mavi mi? Kadın mavi kafalı mı? Yok ya, kadın bone gibi bir şey takıyor. Bunda maske var insanlarda. Bu arada pandemide çekilmiş burası. Burada istediğim verimi alamadım. Biraz da San Diego'ya bakacağım. Biz en iyisi Miami'ye bakalım. Florida. Güveniyorum sana, Florida. En çok da beni gıcık eden şey, ya diyorum adamın saçının rengi farklı mı? Adam böyle şey giymiş. Bone giymiş mesela. Miami'den vazgeçtim. Biz en iyisi bir Londra'ya gidelim ya. Daha insan yoğunluğu istiyorum. Daha kalabalık istiyorum. Böyle merkezi yerlerine gideceğim. Genelde bu sarı gördüğünüz yerler işletmeler oluyor. O yüzden oralarda daha çok insan görür diye tahmin ediyorum. Oralara bakacağım öncelikle. Bakın burada Google girmiş aralara. Bunlar da official görüntü olduğu için bunlara bakıyorum. Şu adamın kafasında kırmızı bak şapkalar var ya. İşte şapka olayı beni bitiriyor ya. Burada bir tane adam var. Şapka olayı beni bitiriyor. Farklı saçlı bir renk buldum. Bir saniye. Kaybettim kadını. Ya bu sizce sayılır mı bilmiyorum. Kırmızı gibi bir rengi var saçının. Kayboluyor. Kameramanın kafası var böyle. Bu sayılır mı? Bakın burada yüzlerce Londralısınız. Bir tanenizin kafası pembe değil. Bunlar sporcu herhalde, baksana hepsi aynı tip. Ya da öğrenci gibi bir şey. Bilmiyorum ya, bu da Londra'nın ayıbı olsun, baksana. Hani en marjinal sizdiniz diyorum. Şimdi Kadıköy'e bakacağım. Çünkü yani böyle bir şey olmaz ben. Evet, Kadıköy buralar. Bakacağım şimdi. Buralarda bulamaz mıyız bir tane saçı renkli insan? Buralar da çok hareket sıkıntılı ya. Dublin. Dublin fikri aslında birazcık merak ettirdi çünkü neden olmasın? Dediğim gibi böyle renkli saçlarında yüksek olabileceğini düşünüyorum burada. Olasılık olarak. Bana gıcıklık olsun diye mi bunu giydin? Yani.
Bir de Tokyo diyelim. Tokyo merkezinde bulabilirim diye tahmin ediyorum. Seoul. Hadi bakalım. Seoul. Şaşırt beni. Ya biraz daha böyle insan yoğunluğunun çok olduğu yerlere gitmem lazım. Böyle nasıl diyeyim? Çarşı gibi böyle turistik buralar nasıl? Yeterince değil bakın. Daha çok sarı şeylerin olduğu yerler, ana yollar arıyorum. Yani GTA Vice City. Sana kaldık. Buldum. İşte buldum. Miami. Biliyordum. Miami'de bulacağımı biliyordum. Allah, mikrofona vurdum. Yarım saattir arıyorum. 3 kıta gezdim. 10 tane şehir gezdim ve sonunda Miami'de burada bir tane abla buldum. Çok mutluyum. Bununla da tüm görevi tamamlamış oluyoruz. Evet, burada not alıyordum. Pembe gibi saç. Ve bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bu içerik için neler olabilir onu da yazmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.